Dış ticareti ne kadar kuvvetli olan bir ülke olur ise o kadar ekonomide daha rahat soluk alma, daha fazla adım atma, daha fazla modernleşme, daha fazla dünya çapındaki rekabet ligindeki pozisyonunuzu yukarıya çekme gibi bir durumunuz söz konusu olur. Dijitalleşme çağı daha yeni geliyor biliyorsunuz. Buna ilk olarak e-ticarette gördük. E-ticaretin yükselişi beklentilerin çok üzerinde. 1,5 trilyon doları bulan bir hacimden bahsediyoruz. Bu ticaretin farklı bir şekilde dijital ortamlarda yapılması anlamına geliyor. Bütün hükümetlerin bu konuda bir takım hizmetler sunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Özellikle dijital alanda aktif olan servis sağlayıcılar, servis sektörünün geliştirilmesi, bu konuda politikalar düzenlenmesi. Ama tabii ki kimin başarılı olduğunu bize zaman gösterecek. No country has ever grown without being open to trade. So trade increases productivity, it spreads innovation, it helps economies reallocate resources where they can be used most efficiently. All of that's good, it raises incomes, it raises standards of living. But it is very disruptive, so there's a lot of calls to say, let's cut off trade. But protectionism isn't the answer, because protectionism actually harms those it's supposed to protect. Tabii Türkiye'nin dış ticaretine baktığımızda neredeyse ithalat ve ihracın yarısı, doğrudan yatırımın neyse 50 milyar doları Avrupa Birliği'ndeki firmalarla yapılıyor. Tabii Avrupa Birliği açısından da bu çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği'nden de birçok yatırım Türkiye'de. O nedenle Türkiye'nin gümrük birliğindeki güncellenmesindeki ilerleyecek adımlar Türkiye dış ticareti, küresel ticaretteki alıcı rol açısından büyük önem arz ediyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi, bu çünkü son derece uzun bir öykü. Yani son 20 yıllık gerçekten yapıya bakıldığında 20 yıl önce başlayan bu çizgi Türkiye'ye gerçekten emsalsiz katkılar getirmişti. Yani ekonomimizin daha fazla dinamikleşmesi, daha fazla ileriye gidecek adımların atılması gibi. Özellikle son yıllarda bunun öneminin daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü yani biraz önce de yine söylediğimiz kelime aralarında geçen yani bir dijital dönüşüm, dördüncü sanayi devrimi, yeni teknolojilerin uygulanması gibi üretimimizi daha fazla teşvik edecek yapı inanın Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hareketinden bence geçiyor. Business Europe supports very much the modernization of the customs union between the EU and Turkey. We see twofold benefits. First of all, from an economic perspective, it will bring more market openness that both European and Turkish companies, especially SMEs, could take advantage of. Then, from a political perspective, we see that the modernization of the customs union could become a platform to increase cooperation and dialogue between the two partners, the EU and Turkey.